Can Karaman'dan herkese merhabalar. Ben Enes Urundaş. Tarih 7 Ocak 2023 İzmir Menderes'teyiz. Bugün sizlere imalatını yeni bitirdiğimiz değil de imalatını bir yıl önce teslim ettiğimiz ama araç sahibinin sağlık problemleri nedeniyle hiç kullanamadığı yani yaklaşık 50 gün boyunca kullandığı bir arabanın tanıtımını yapacağız. Standart model arabada yok yani tam teşekküllü bir araba. Üstelik araç sahibi bu arabayı satıyor. Bu arabayı görmek isteyenler de bizim fabrikaya gelebilir. Şu an bizim fabrikaya bırakacak araç sahibi. Yani arabada yok diyebilirim. Hani 500 litrelik temiz deposu, krom, hani Berlin marka ithal aspiratörü, işte su arıtma cihazı, daha sonra 1.90'a 1.75'lik bir yatak. Hani araçta çok fazla ürün var. Hani çok tam donanımlı, ekipmanlı bir araba oldu. Hani sizi yarı yolda bırakmayacak. Hani bayağı iyi, kuvvetli bir araba oldu enerji sistemi olarak. Ayrıca aracın dışı da boyandı. İsterseniz ben lafı fazla uzatmayayım. Teknik detaylarını iç kısmına bahsederim. Karavanın tanıtımına geçelim. Evet, bu karavanımız Mercedes Sprinter 2012 model. 245 bin kilometrede daha. Dışı çöl grisine boyandı. İçi tam donanımlı oldu az önce dediğim gibi. Karavanın tanıtımına geçelim. Dışarıya turma gaz barbekü çıkış ağzı yapıldı. Buradan yararlanabiliriz. Sağ tarafına temiz su depomuzun dolum ağzı yapıldı. Karavanda yaklaşık 500 litrelik bir temiz su deposu var, krom. Bu arabanın iç kısmına bağlandı, alt kısmı değil. 110 litre siyah depo, tuvaletinki 110 litre gri depo. Ayrıca her ikisinde de otomatik boşaltım vanası vardır. Bu iki depoda tamamen ayrıdır. İtal tentemizin ayakları var burada. Fiamma marka, 4 metreye 2,5 metre açılırlı ithal bir tente var karavanda. Arabada bu arada bu gerçekten farklı bir özellik. Bunu daha önce duymamışsınızdır. Turma kombi 6000 kalorilik bir ortam ve su ısıtısı var. Normalde 4000 kalori kullanırız veya Evesfire veya turma boiler kullanırız. İki ayrı olmak üzere. Ama bunda hem ortam hem de su ısıtısını tek bir ürün yapıyor, sağlıyor. Ve 6000 kalorilidir. Hatta müşterimiz anlattı. Eskişehir'de -9 derecede sadece 15 derece açarak kısa kolluyla dolaşmış. Kendisi bunu anlattı. Gerçekten içeri bu hamam gibi yapar. Oldukça kuvvetli bir ortam ısıtısı, aynı zamanda su ısıtısı. Bunu belirtmeden geçmek istemedim. Çünkü çoğu arabada kullanmıyoruz bunu. Sadece böyle ekstra arabalarda kullandığımızı dile getirmek isterim. Bazen de alkabanları kullanıyoruz büyük çaplı arabalara. Evet, dış ortam aydınlatması yapıldı arabanın sağ tarafına. Karabına 4 adet gece görüşlü, kalite özellikle kamera çalışması yapıldı. Dışarı yardımcı bir masa yapıldı. Bunda kol yok. Böyle çekip gelebiliyor. Tamamen bağımsız. Buraya bir televizyon yapıldı. Hemen yukarısına ses çıkışlarımız için hoparlör girişleri, menfezleri yapıldı. Bir kapı sinekliği yapıldı arabaya. Bu şekilde. Evet. Buraya da bir sinekliği yapıldı, mutfak sinekliği yapıldı. Hem kapı sinekliği hem de mutfak sinekliği yapıldı. Burada yine tentemizin ayakları, ayaklarının geleceği yer. Evet, bu arada karavana bir çatı yapıldı. Bunu daha önce yapmamıştık, bunu araç sahibi kendisi yaptırdı. Biz yapmadık ama farklı bir tasarım oldu. Ona da birazdan değineceğim, şu an değinmeyeyim. Tavan demişken güneş panellerinden bahsedeyim. 4 adet tanesi 205 watt olmak üzere monokristal güneş paneli var. 4 adet var bu arabada. Gerçekten bu videoyu yani izleyebilirsiniz sonuna kadar. Çünkü güzel bir araba oldu, donanımlı bir araba oldu. Daha önce kullanmadığımız birçok ekipmanı bu karavanda kullandık. Yani 500 litrelik temiz deposunu krom olarak. Evet, karavanımıza Marathon kapı olarak tabir ettiğimiz kapak çalışması yapıldı. Buradaki iki kapı söküldü, yerine Marathon kapı entegre edildi. Bunun sebebi, bunun faydaları nelerdir anlatayım sizlere. İkili kapı zamanla su sızdırması veya ses problemi yaratabilir. Ama bunda Marathon kapıda herhangi bir problem kesinlikle olmaz. Buraya cam açılmadı. Onun yerine Atatürk'ün portresi yapıldı diyebilirim sizlere. Sticker yapıldı. Motosiklet taşıyıcısı yapıldı buraya. Hem aşağı iniyor hem yukarı kalkıyor Marathon kapımızı açmak için. Merdivenimiz var çatı kısmına çıkmak için. Bir merdiven yapıldı buraya. Evet, arabanın arka kısmında benim anlatacağım aslında pek bir şey yok ama motosiklet taşıyıcısı var. Yani oldukça büyük bir fayda bu bizim için. Ayrıca karavanda dediğim gibi çatı var. Hani burada çatıya rahatlıkla çıkabilirsiniz. Merdiven yapıldı buraya. Evet, arabanın sol tarafına doğru geçelim. Evet, aracımızın sol tarafına gelelim. Buraya bir kilitli, kapaklı dış duş yapıldı. Dediğim gibi turma kombi 6000 kalori var bu araçta. Hem ortam hem de su ısıtıyor. Dış duşumuzdan bu sayede sıcak su olarak faydalanabiliriz. Hemen sağ tarafında defa markalı bir elektrik giriş yuvası var burada. Buraya ithal bir cam yapıldı. Berlin marka karavan camı. Bu orijinal karavan camıdır. Hem sineklikli hem de perdeliklidir. Her videoda değiniyorum. Şimdi de değineyim. Bunun perdeliği kesinlikle dışarıdan vurulan ışığı içeriye yansıtmaz. Yani o kesinlikle olmaz. Hemen üstüne bir adet daha kamera çalışması yapıldı. Çatımız. Oraya bir bypass yapıldı. Evet, karavanın dışında benim anlatacaklarım şu anlık bu kadar. Dediğim gibi dışı komple boyandı. Yani değişen yok, hasar yok bu arabanın kesinlikle. 2012 model. Satılık daha önce de belirttiğim gibi. Karavanın iç kısmına doğru geçelim.
Bu kapı basama yapıldı buraya. Otomatik yalnız. Kapı açıldığı gibi o da otomatik olarak açılıyor. Buraya bir kapı sinekliği yapıldı. Mutfak sinekliği. Kavisli yapıldı. Kavisli oldu bu. Hop, bu şekilde. Yardımcı masa yapıldı mutfağa. Kapatalım. Hem bu koltuk dönüyor. Önündeki iki koltuk da dönüyor. Dönerlidir. Bu döndüğü zaman burada çalışabiliriz. Yemek yiyebiliriz. Ayrıca bu koltuk dönüyor. Şu masa şuraya kadar iniyor. Tam bu hizaya. Bu da şu şekilde. Hop. Uzuyor. Çekeyim. Standartlarda böyle bir model vardır. Şu minder buraya geliyor. Şöyle hatta göstereyim sizlere tamamen. Bu da buraya geldiği zaman. Şu an tam sıkıştıramıyorum. Burası yaklaşık 1.90'lık 1.25, 1.90'lık 1.25'lik bir yatak alanı oluyor. Oldukça geniş, oldukça ferah. Arkada da 2 kişi yatsak, burada da 2 kişi yatsak 4 kişi rahatlıkla bu arabada konaklayabiliriz. Burada dediğim gibi bir masa vardır. Karavan camımız var, Berlin marka İtal. Yan duvarlar, lake boya çalışması olduğu çizgi çekildi. Beyaz ortama ferahlık kattı. Oldukça güzel görünüyor. Fikirlerinizi yorum olarak belirtebilirsiniz. Dolaplarımız vardır 2 adet. Evet, mutfağa doğru geçelim. Karavanımızın tavanı lambri oldu. Bu gerçekten bildir. Burada karavanın kendi kliması mevcuttur. Mutfağımız, evimiz, musluğumuz, tezgahımız bu şekilde çift kapaklı. Hop. Karavana arıtma bağlandı, temiz arıtma. Burada evimiz var. Dediğim gibi, az önce bahsettiğim gibi 500 litrelik bir temiz depo var, krom. Burada iki gözlü bir Ken marka İtal ocağımız. Bunun cam kapaklı olması güzel bir avantaj. Çünkü burada rüzgar geldiği zaman sineklik mesela olmaz. Şöyle kapatayım. Buradan rüzgar geldiği zaman buradaki rüzgarı kesiyor ve ocağımızı söndürmüyor kesinlikle. Hop, şöyle tekrardan kapatayım. Buraya domatik marka ithal bir aspiratör yapıldı. Buradaki gazlar kokular için çekiyor. 220 girişimiz, ışıklarımızın anahtarları, bir bardaklık ve tuzluğumuz yapıldı. Evet, mutfak dolaplarımız bu şekilde. İtal krom bas çekler kullanıldı. Oldukça şık gözüküyor. Ayrıca kapaklarımız da kavak kontrol plak üzerine boya çalışmasıdır. Lake boya çalışması olarak tarif edebiliriz. Bu retro oldu. Çekmecelerimiz. Üç gözlü. Hop. Yandaki de böyle. Dediğim gibi burada bir bardaklığımız var. Buzluğumuz. Bu 230 litredir. 12 volt ile çalışır. Bu arada bu karavandaki her şey 12 volttur. Onu da belirteyim. Biz 220 voltu kullanmayız. Bu şekilde buzdolabımız. Buzdolabımızın üstüne bir dolap yapıldı. İki gözlü, iki raflı. Mutfağımızın hemen üstüne dolaplarımız yapıldı. Burada kontrol panelimiz mevcuttur. Atık depomuzun seviye su şamandırası. Burada ekran göstergemiz. Kontrol panelimiz. Radyo bağlandı arabaya. İnvertörümüzün anahtarı. Evet, tuvaletten bahsedelim. Tuvaletimizin tavan kısmına 28'lik bir ortam hiksi yapıldı. İki gözlü bir dolabımız var. Tezgahımız, evimiz, musluğumuz, dolabımız, dolap kapaklarımız. Majoratörlü bir tuvalet var bu karavanda. Yaklaşık 110 litre siyah deposu vardır. Otomatik boşaltma vanası vardır. Diğeri de ızgara yapıldı ayaklarımızın ıslanmaması için. Duş perdesi yapıldı oraya. Ayrıca bu kontrol plaktır. Yani kontrol plak üzerine laminat baskıdır. Yani kesinlikle şişmez, kabarmaz, su sızdırmaz. Bunu buradan belirtmek isterim. Ben bu dolabı da açayım. Bu şekilde. Dolabımız toplamda 3 raflı. En alt rafına bir para kasası yapıldı. Demirden. Hemen altı yine dolabımız. Boy dolapları bunlar. Evet, orada su arıtma cihazımızı görebiliyorsunuz. Üstünde bir alan var. Karavanın iki her alanı değerlendirmek istedik. Evet, ben sizlere biraz da yataktan bahsedeyim. Karavanımıza 40'a 40 ortam hiksi yapıldı. Hem sineklikli hem de perdelikli. Bir lamba yapıldı oraya. Cepler yapıldı. Sol tarafta iki tane dolap var. Turmokombimizin kontrol paneli. Ayrıca oraya bir kontrol paneli daha yapıldı. Işıklarımızın anahtarları. Sağ tarafı ise 220 girişi, USB girişi. Camlarımız hem sineklikli hem de perdeliklidir. Karavandaki tüm zaten camlar hem perdelikli hem de sineklikli oldu. Yine sağ tarafta dolaplarımız. Bu 20 santimlik bir visko yataktır. Oldukça rahattır. Hemen altında turma kombimizin menfezleri bulunuyor. 6000 kolidir bu. Dediğim gibi içeri çok ciddi bir ısı verebilir. Evet, kokpit alanımızın tavan kısmı kaplandı. Buraya bir televizyon yapıldı harekette. Bu şekilde.
Bu manueldir. Kapatalım. İki koltukta dönerlidir. Buraya bir ortam alanı yapıldı. Bu çıkabiliyor isterseniz. Bu iki koltukta dönüyor. Burası zaten az önce anlattım. Komple bir yatak alanına dönüşüyor. 1,5 kişilik yaklaşık. Evet, kokpitte boydan boya perde çekildi. Bu şekilde. Tüm camı kaplayacak şekilde. Evet, sizlere bu karavanın özelliklerinden bahsedeyim biraz da. Bu karavanda 3 tane jel akü var. Deep Cycle özellikle. Toplamda tanesi 105 amper olmak üzere. 1000 watt'lık tamsunus bir inverter var. 50 amperlik bir MPTT solar şarj cihazı var. 4 tane güneş paneli var. Tanesi 205 watt'lık monokristal. İtal ocağı var. İtal tentesi var 4 metre, 2,5 metre açılırlı. Televizyon yapıldı 2 adet toplamda. Hem ortam hem de su ısıtısı olarak Turma Kombi 6000 kalori kullanıldı. Arabanın dış rengi boyandı. Çöl grisine boyandı. Evet, teknik özelliklerinden benim bahsedeceklerim bu kadar. Artı olarak ithal camlar yapıldı, yan duvarlar boyandı, kulplar ithal oldu. Ayrıca arabaya ses sistemi bağlandı, radyo bağlandı. Bunları zaten anlattım. 4 adet gece görüşlü kalite özellikle kamera çalışması yapıldı. Ekstra olarak bu arabaya şu anlık aklıma gelenler bu kadar. Temiz depolarından bahsettim zaten, otomatik boşaltım alanlarından bahsettim. Kuram depo oldu bu arabaya, arabanın iç kısmına. Ekstra bir çatı yapıldı arabaya, ara sahibi yaptım bunu. Su arıtması var arabada, çelik kasa var. Dediğim gibi 2012 model Mercedes Sprinter, 19 metreküp ekstra uzun bir kasa. Gayet donanımı yeterli. Eğer araba hakkında bir ilginiz varsa bizleri arayabilirsiniz. Dediğim gibi satılıktır bu araba. Açıklama kısmında linklerimiz mevcuttur. Gelelim karavanımızın tavan kısmına. İlk defa tavandayız. Yani normalde daha önce yapmadığımız bir aktivite. Ama bu arabaya dediğim gibi çatı yapıldı. Ekstra olarak bir kapanışı tavanda yapmak istedik. Özel olarak. Burada 28-28'lik banyo hekimizin kapağı bulunuyor. Bu şekilde. İçeriden açılabilir. Fanlıdır bu. Hemen arkamda güneş panelleri var. 4 adet. Tanesi 205 watt. Monokristal güneş paneli. Buradan daha rahat görebiliyorsunuz. 40x40 ortam ikisinin de kapağı var. Onu şu an gösteremiyorum tam net olarak. Evet, bizi izlediğiniz için teşekkür ederim sizlere. Araba fiyatları hakkında değinemeyeceğim. Bizi telefon numaramızdan ararsanız veya WhatsApp üzerinden bize bir mesaj atarsanız size geri dönüş yaparım. Paket fiyatlarımızı gönderebilirim. Araba hakkında fikir veya sorularınız varsa yorum olarak belirtebilirsiniz. Dediğim gibi araba satıldık. İlgilenenler fabrikamıza gelebilir ya da bizleri arayabilirsiniz. Telefon numaramız ve bilgilerimiz açıklama kısmında mevcuttur. Evet, öncelikle bu karavanda emeği geçen tüm ustalarımıza buradan teşekkür ederim. Araç sahibine teşekkür ederim. Ayrıca Ersin abi ve ekibine de buradan çok çok teşekkür ederim. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek, buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.